Alesta'nın yepyeni bir bölümüne daha hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Yine çok güzel bir video sizleri bekliyor. Hiç bekletmeden videoya geçelim. Umarım hoşunuza gider. İyi seyirler dilerim. Bu arada Ayşe kardeşimiz bizi ta Azerbaycan'dan izliyormuş. Keyifli seyirlerin olsun güzel kardeşim. Buradan Azerbaycan'a çok çok selamlar. Beni dijile, işin zirvede. Kafa rahat olur tabi eminelerde. Siz gibi flow'dan dili forslama. Porselen toplama, kozmetik yoklama. Yok olur kombinin 11'i görmeden. Çok çevik Porsche der, tam ekip yol verin. İşin sonu dijipin. Abiler nihayet Zodyak'ımız satıldı. 300 bona Zodyak kılıcımızı sattık, haberiniz olsun. Daha bana Zodyak için yazmanıza gerek yok abiler. Gitti. Bu üstümüzdeki para, bütün para bizim değil. Şöyle bilgiden de göstereyim. 250 bonunu Furkan'dan aldık. Borç falan değil. Furkan'a şöyle bir simya alacağız. Furkan parayı direkt bana verdi. Kanka bak dedi. Hangi 10x kafana yatıyorsa onu dedi alırsın. Takarız benim çara dedi. Yani en mantıklı 10x bu şu an Furkan için. Delici ok blok 240 bona. Buna direkt yapışıyoruz abiler. Hocam şöyle mükemmel 10x hayırlı ve de uğurlu olsun Furkancığım. Direkt artı 5 basılmış zaten. Böyle Furkan'a vereyim. Üste de 10 vonunu vereyim. Nur topu gibi bir simyan oldu kardeşim. Hayırlı uğurlu olsun diyelim. Şöyle verelim Furkan'ın simyasını, teslim edelim. 339 won da bizim paramız kaldı. Bunu değerlendireceğiz bakalım. Evet abiler, şu küpe sandıklarından bayağı bir kastık. Bayağı bir kastık. Sattıklarımız da var ama şöyle pazarda falan da var. Üstümde de var. Yani var oğlu var. Ama bir kısmını şu anda açacağız. Niye şu anda açıyoruz? Çünkü ekine STR'li bir küpe yapmamız lazım. Niye yapmamız lazım STR'li bir küpe? Çünkü Hacı Emmin eldiven görevi yapacak abi. Eldiven görevi yapması lazım. O yüzden STR'yi sağlaması lazım. Yani bütün statülerini hallettik. Bir tek STR'si kaldı. Onu sağlatmamız lazım. O yüzden böyle şey yapıyoruz. Bu küpe sandıklarını açayım. STR küpesi çıkarayım dedim. Aynı zamanda bunlardan çok güzel gece jeleti atar abi, haberiniz olsun. Parıltılı istiridye de atıyordu bu arada. Şimdi görüyorum. Acaba duman ürünü mü yok bunun içinde ya? Duman jedeti de atmıyor jedet olarak. Bakalım kusursuz küpe sandığı. Bütün 47 tane toplamda gece jedeti almışız lan. Bayağı iyi. Bu arada atmıyor Atmıyor mu? ate. Sis gece güneş atıyor. Para Al hazine bakalım. sandıklarını da açalım. Bunları direkt böyle çat çat vuruyorum. Buna en son bakarız. Yakut küpe attı lan. Yok, atıyor. Şeyden de atmıyor. Ne lan? Hazineden de atmıyor. Neyse. Boşa uğraşma, atmıyor. Gideyim böyle deneyeyim ya. Abiler, çok üşeniyordum. Artık üşenmeyeceğim. Yapmam lazım. Bu benim kendi pazarım zaten. Ağzına kadar doluyor pazarım her defasında. Artık ikinci bir pazar çarı da yaptık abi. Bu da ikinci pazar çarımız. Bundan sonra buna Yohara'da böyle düşen işte güç özütleri, direnç özütleri, jeditler, efendime söyleyeyim BK'lar falan. Bundan sonra buna kuracağız abi. Bu pazara kurulacak bunlar. Yani boş bırakmayacağım bundan sonra pazarları. Hatta gerekirse parçaları bile atacağım abi pazara. Parçaları bu arada satıcıya satıyorum. Yani parçalara harbiden şey kalmıyor. Hiç yermer hiçbir şey kalmıyor abi. Gerekirse parçaları bile atacağız. Buradan çok güzel bir yan gelir gelecek bize inşallah diye ümit ediyoruz. Zaten Battle Pass'ten her ay 15 günlük kişisel premium dükkanı alıyoruz. Bunu direkt bu çarda aktif ederiz abi. Abiler geldik İmha'ya. Niye? Çünkü element puanım birikti. Şöyle madalya koruyucusundan tükana giriyorum. Buzun yazısı S. Bir adet alabiliyoruz abi. Nereye gittim? Buradası. Böyle şu runik kılıcımıza bir buzun gücü deneyelim bakalım. İnşallah başarılı dersin. Başarısız dedi. Allah canını almasın senin. Yapacak bir şey yok abi. Abiler ilk defa bu meleği aldık alalı. İlk defa mamaya para verdik. Niye? Böyle burada 105 level olsun istedim. Bu kadar. Yani bir sebebi yok. Şöyle değerlerini göstereyim 105 olmadan önceki. 12, 8, 15. 13.9 HP'si, 9.8'de savunması var. Artış gösterecek mi bilmiyorum. Şöyle vuruyorum. Oy. 14.7 HP, 10.6 savunma oldu. Petimiz, engelimiz 15, berserkerimiz 18, canavarımız hala 12. Hayırlı ve de uğurlu olsun. Meleğimiz artık 105 level. Bundan sonra Alastor'umuzu kasmaya başlayacağız abi. Bunu da 105'e kolay bir şekilde atarız sunakta. Bu da 105 olduktan sonra buna PTF sunu atacağız. Ama meleği abi çok güzel oldu ya. Çok güzel HP ve savunma veriyor. Yani hiç PTF sunu atılmamış bir pet. Bu iler yani biraz
gün geçtikten sonra çok çok ileride tabii buna PET efsunu atılıp manyak değerler yakalanılabilir abi. Yaşayınız 117, sunucunun en eski petlerindendir bu arada. Çok güzel oldu. O savunmaya gerçekten benim çok ihtiyacım vardı. Galiba artık 2000 defansa ulaşabiliyoruz. Onu test ederiz çatlakta. Abiler şimdi size çok kısa bir kar tanesi etkinliğinden bahsedeceğim. Diyorum çok geç bunun için. 12 günü kalmış. 13 diyebiliriz. Bitmek üzere ama birisine söz verdiydim. Yunus, soyadını tam hatırlamıyorum. Buradan da selam olsun kendisine. Hacı abi kusura bakma, sözümü unuttum. Yorumlardan konuştuk. Sabri abiden direkt izleyebilirsin her tanesi etkinliğin dedim ama illa benden istiyormuş kendisi. Kırmayalım abi. Şöyle hemen çok seri göstereyim. Şimdi bu evente katılabilmek için öncelikle 60 level üstü bir çarınız olması gerekiyor. 60 level üstü bir çarla köydeki Noel Baba NPC'sinden öncelikle bütün görevleri açın abi, garanti olsun. İşte çorap istiyorum, rengeyi falan filan, punch manch da alın. Ondan sonra seviyeniz dahilindeki slotları keserek burada böyle ödüllere geliyorum. Şu kar topu ve kardan adam dalı biriktirebiliyorsunuz. Bunlar birikiyor ve her 11 tane dal artı topla bir tane kar tanesi değneği elde edebiliyorsunuz. Totalde bir günde 5 tane kar tanesi değneği elde edebiliyorsunuz bu durumda. 5'ten fazlasını yapamıyorsunuz. Ben takas ettim. Şöyle göstereyim. Envanterimde zaten 4 günü kaldı. 4 tane kaldı. Bir tanesini az önce kullandım. Bu ne işe yarıyor? Şöyle otomatik avı durdurayım. Şöyle slotları üstümüze çekelim. Hatta şurada bir pelerin basayım. Şöyle bunu geliyorsun abi. Böyle bir basıyorsun slotların yanında. Gördün mü? Bak çoğu kardan adama dönüştü. Bunlar da kardan adamlar size kar tanesi sandığa atıyorlar. Bak gördün mü? Benim Vayne olduğu için otomatik topluyor. 13 tane sandığım oldu. Bak şunu mesela hemen keselim. Hop 14 oldu. Şurada 2 tane daha var. 15 ve 16 sandık oldu arkadaşlar. Yani bu da şu demek oluyor. Bir adet kar tanesi değneğiyle 8 tane kar tanesi sandığı elde edebiliyorsunuz. Yani günlük 5 tane kar tanesi değneğiyle totalde 40 tane kar tanesi sandığı elde edebilirsiniz. Bir günde bir çar ile. Artık biraz geç ama şöyle bir tavsiye verebilirim. Yan hesaplarınız 60 level üstüyse eğer, böyle ETP çarlarınız falan filan. Onlarla böyle şu değnekten yapa yapa bu değnekler depoya atılabiliyordu diye hatırlıyorum. Bunları böyle depoya atıp asıl hesabınızla, bunlar atılmıyorsa bile şu sandıklar atılıyordu diye hatırlıyorum. Totalde 5 hesapta günlük 25 tane yani kar tanesi değneği yapabilirsiniz. 25 kar tanesi değneği de günlük 200 tane kar tanesi sandığı yapar. Bu sandığın içeriği nedir? Bağlı yeşil iksir atar. Bu Hydra'nın çözemediği yeşil iksir. Şununla birlikte basılabilen yeşil iksir. Onun dışında bağlı mor iksir atar. 60'lık. En önemlisi savunma ve saldırı markası atar. Üçlü üçlü. Bağlı efsun arttırma, küçük kutsama atabilir. Bir de cayır cayır zihin taşı destesi atar. Aslında içeriği çok güzel. Güzel bir event. Ben maalesef tek çar değerlendirebiliyorum ama siz bunu 5 çar yapabilirsiniz. Asıl çarınız ve yan hesapları ile. Haberiniz olsun, biraz geç kaldım. Çok geç kaldım. Kusura bakmayın ama bir yandan Hacı Emmi'mi de kırmak istemedim. Yunus sana da çok selam olsun Hacı abi. Ha, bu arada şunu da söyleyeyim. Bunları yarım saatte bir basabiliyorsunuz. Öyle pat 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 bütün slotları kardan adama çeviremiyorsunuz. Bak bir kere basmayı deneyeyim. Lütfen 26 dakika sonra tekrar dene diye bilgi geçti bana. Yarım saatte bir basabiliyorsunuz bunları. Haberiniz olsun. Ona göre hareket edin derim ben. Şimdi videomuza devam edebiliriz. Ben sözümü tuttum. Abi Sunak'ta yine farm yapıyorduk. Apar topar indik. Niye? Çünkü Hastürk Hacı Emmi izleyicimizmiş. Orak arıyorduk abi. O gösterdiğim yılan büyük kılıcını basmayacağım bu arada. Almış olduğumuz şöyle pazarı göstereyim. Şunu geri pazara attım. Basma demişsiniz. Basmayacağım abi. Yani çoğunluk basma demiş. Şimdi Hacı abimiz bir orak satıyordu. 46 ortalamalı artı 0. Yabancıya gitmesin, sana gitsin dedi. Ver bir fiyat, al götür falan. E ben de veremedim tabii. Çok bilmiyorum piyasayı. Sen dedi gel köye. Böyle anlaşmayı da, anlaşmamız buymuş abi. Diyor ki elimde ne var ne yok, vereceğim orak, üstüne de item. Sen bana benim kılıcı basacaksın 9'a, üstüne de günahım bu kadar diyeceksin. Ben o parayı da bulacağım. Seni de alacağım, kılıcımı da, anlaştık ama şu laneti üstümden al bir demiş. Orak bu arada 46 ortalama 5 yarıl arkadaşlar.
Kılıcı da şöyle 46 ortalamalı çok güzel bir Zodyak kılıcı. 11 wand'a para veriyor. Şöyle aldık abi. Orağımız eğer basarsak kılıcı bizim olacak. Üstüne de galiba üstünde para alacağız. Yani 100 buna basılmaz Zodyak kılıç. Çok daha pahalıya basılır. Gerçi şimşek tılsımı falan filan da veriyor bize. Şimşek tılsımları 7 won şu anda. 21, 22, 23 won falan herhalde bir para aldık. Dayı bir zaman kaçmış. 3 tılsım 21. Kutsamalarla beraber 25. 35, 40 won civarı almış oldum. Böylelikle. Üçte bir de orak ve kılıç var tabi. Kılıcı basıyorum. Orağı alıyorum. Ve sana günahın bu kadar diyorum. Doğru mudur? Tamamdır. Abi şimdi kılıcını basıyoruz. Garip bir pazarlık oldu. Çok garip bir pazarlık oldu. Tamam dur. Ekleşelim. Ekleşelim abi arkadaşlar hemen. Şimdi kılıcını basacağız 9'a. Hatta ikisini birden mi bassak? 9'a kılıç. Totalde 35-40 won civarı para aldık bu arada. Şu verdikleri 35-40 won civarı bir şey yapıyor. 35-40 won civarı para aldık. Bir de orağı aldık. Kılıcını 9'a basmayı deneyeceğiz. 9'a basarsak vereceğiz kılıcı kendisine. Orak bizim olacak. Diyeceğiz ki vebalin bu kadar bir de. Hani 9 zodyaklar biraz pahalıya basılıyor. Tam ne kadara basıldığını bilmiyorum. Öğreniriz. Hele bir basmaya başlayalım. Hele bir basalım da gerisi kolay abi. Böyle ben parşömenlerimi falan filan artı basmalarımızı falan alalım. Bugün mesai uzun. Bakalım. Abi hemen şöyle 50 demirci taşımı indiriyorum. Bunlara indirim geldiği zaman aldıydık. Bilmiyorum kaydını aldım mı ama öyle demircilerimi üreteyim ben. Bak 10 tane ürettim. Fazlasına gerek bile yok. Ne kadar para harcadık şimdiye kadar? 19. 24 ton para harcadık abi. Bakalım ne yapacağız? Götürebileceğiz mi? Ay, en başından demirci vuruyorduk sığır gibi. Bu arada sandukalar inanılmaz pahalı. Sandukalar çok pahalı. Bakalım deneyeceğiz abi. Götürmeye çalışacağız. 5'e kutsama mı vursak? Parşo vuralım ya. Sandukalar çok pahalı abi. 6 oldu çok güzel. 7 geliyor mu? Gelmedi maalesef. İlk 7 denememiz zor Tingen. Abo. Bu arada abi item basma konusunda hiç iddialı değilim. Biliyorsunuz zaten benim item basmalarımı çok berbattır şansım. Ama Zodya'ya basarım. Ya yani Zodya'ya harbiden basarım. Zodyak konusunda kendime güveniyorum abi. Zodyak dedim miydi de ben yani. Öyle yedisi geldi mi? Hayda. Kanka. Aman diyeyim ha. Altı geliyor. Yedi geliyor muydu? Sonunda yedi oldu. Var mı sekizin kanka? Hemen bir 7. Seri bir 8. Çok seri bir 9. Lan! Sanduka mı bitti? Abi bastıydım geçtiydi o. Vallahi geçtiydi ya. Çok seri, çok seri. Geldik baba. Yaptığımız sığırlığın ardından hemen şöyle bir 200'lü sanduka çekemiyorum. Al abi al. Al. Gördün? Budur abi. Zodyak böyle basılır hocam. Bu kadar basit. Hayırlı ve de uğurlu olsun. Ne kadara bastık lan bunu? 405 won para vardı üstümde. 378 var şu an. 20, 27 wona bastık lan. Daha üstümde titandioksit var. Ay taşı bitmiş. Zaten bir tane ay taşı vardı. Oğlum 25 wona zodyak bastık lan artı 9'a. Tertemiz. Baba tertemiz. Orağa da biraz girişsem mi ya? Hazır. Basmışken elimiz değmişken şurada aradan orak artık bizim abi bu arada. Öyle 4 5 6 sandukayı şöyle alayım da bittiğini görelim. 7 geldi mi? 7 Birazcık daha sanduka alacağım. Deneyeceğim abi şansımı. Demircimi yaptım. Tekrardan 8. Neyim lan ben? Sabrolacağım falan mıyım lan? Bu ne oğlum? 9 deneyelim mi? Hadi bir kere bir 9 deneyelim ya. Bu kadar bastık. Bir kere 9 denenir ya. Bam.
Ver tekrar 8'i. 6'ya düşerse şimdilik daha fazla zorlamam. Tamam, şimdilik bu böyle kalsın abi. Hayırlı uğurlu olsun. Sandukalar ucuzladığı zaman bunu da basarız. Orak artık bizim. Ben bunu gideyim 6-7'ye bırakayım abi. Abi şöyle 3 tane benim için dener misin dedi ama vallahi göreceğim. 0. Yani 1 bile değil. 0. Şimdi Acemi'nin zodyağını teslim edeceğiz. Üste won alacağız. Ne dersen de ben tamamım diyor. Abiler 2-3 gün içerisinde 20 won diyoruz. Kendisi bana güvendi. Ora kılıcı mılıcı direkt verdi. Çok teşekkür ediyorum Acemi. Ben de kendisine güveniyorum. Kılıcını hemen teslim edeceğim. Farmını yapsın abi. 2-3 gün içerisinde 20 won'u verir zaten o bize. Şöyle teslim ediyorum kendisinin kılıcını. Hayırlı ve de uğurlu olsun. Güzel bir ticaret oldu. Hayırlı ve de uğurlu olsun. İki tarafında işi görüldü abi. Çok güzel oldu. Bizim totalde bu arada giden paramız, bizim bütçemizden giden para 45 won. 405 won'la herhalde başladıydık biz bu işe. Bizden totalde giden para 45 won abi. 20 won daha alacağız 2-3 gün içerisinde. 380 yani 25 won'u almış olacağız abi. Orada çok güzel. Çok güzel oldu. Hayırlı uğurlu olsun. Orada da 6-7'ye salladım bu arada. Abiler şöyle ikinci pazarımıza da bakalım. 10 won 279 emlik bir satış olmuş. BK'ların çoğu gitmiş. Az önce girdim ben. Bir pazarı yeniledim. Ve çer çöp bir şeyler daha vardı. Onları da attım. Üşenmiyorum bundan sonra. Çer çöp ne varsa atıyorum abi pazarı. Bu da bize çok güzel bir yan gelir olacaktır. Siz de eğer benim gibi sunakta farmlıyorsanız, hatta sunak değil yukarıda farmlıyorsanız üşenmeyin abi. O ikinci gerekiyorsa üçüncü dördüncü pazarı açın. Parçaları bile atın abi pazara. Harbiden çok güzel bir yan gelir oluyormuş. Ben şimdiye kadar yapmadığım için pişmanım. Öyle diyorum ki biraz şekilli şukullu bir pazar hesabımız olmasın mı abi? Böyle bir şekilli şukullu yansıtmalızdır. Yok mu acaba bakalım. Türkiye formalı var 1.25'e. Türkiye forması iyidir ya. Türkiye formasını alalım geçelim abi. Efendi gibi şöyle. Mis gibi. Asıl çarımızda bandana var. Bunda da kızıl olsun ya. Seviye 35. Takamayız ki. Neyse böyle kalsın ya. Yansıtmalı bir kılıcın var mı peki kanka? 9 muharebeli artı 9 kılıç. 1 won. Bir de kara ejderha var. Hangisini alsak acaba? Muharebe iyi gibi ya. Muharebe şöyle. Uf. Çok da yakışıklı olamadık ama olduğu kadar abi. Böyle bir tane de hız taşı ekleyelim. Zırha tabii ekleyebilirsek kırdık. Bakayım pazarda kutsama kağıdı. 4 tane kutsamamız var. Dur. Hallediyorum hemen. Beyin bedava. Ben hallediyorum. Hop aha taktık. Çok güzel abi. Lan bunu artık nasıl gidiyor mu? Allah belanı vermesin lan. Abi öyle bir şey öyle bir da, o ne ya? Çok kötü fail olduk ya. Çok kötü fail olduk ya. Biz en iyisi şöyle bir kara ejderha zırhı alalım abi. Daha fazla rezil olmadan. Gidelim bunu yansıtalım bari. Ne yapalım? Abi çok kötü fail oldum. Abi artı basınca yansıtma nasıl gider? O ne saçma bir iş ya. Bunun üzerine yansıtılmasını istiyorum kanka. Şöyle olacak galiba. Aynen. Hop. Allah'ım. Abi işte pazar çarı dediğim böyle olur. Harbi yakışıklı olduk ha. Bir tane de kuşak yaptık mıydı bu çara? Uf. Dur. Masmavi olduğumuza göre şöyle mavi bir kuşak. Abi biz bey kuşağını alalım 4.24'ten. Bey iyidir. Ben beyi severim. Abi çok tatlı oldu ya. Lan abi şu şekle bak ya. Güzel. Vallahi tatlı oldu abi çar. Budur abi. Pazarlarımızda burası zaten. İki tane yan yana zırh pazarı. Bundan sonra böyle. Bu. Abiler bu masada da varız. Ekiple Zodiac'a geldik. Şöyle birkaç tur Zodiac döneceğiz şu orağa basmak için. Sandukalar dediğim gibi çok pahalıydı. Biz de kendimiz dönelim dedik. Yani silah fişi falan yok. Böyle jedit bileziğiyle falan geldim. Ama yine de çok rahat çıkıyor zaten. 3 atarız Furkan, ben, Ekin. Bakalım inşallah bugün orağı basarız abi. Öyle sanduka kazandık bir tane. Onu da vurayım abi. 3 dikey yalan diyor. Şöyle yapsak herhalde açarız. Vurdum baba dönüşüm küresi. Böyle tüccara diyebilirler mi ki acaba? Bir bakayım. Evet abi şimdilik şöyle bir şey yaptık.
Daha Zodyan çok vakti var. Ama Furkan'la Ekin kastığı sandıkları bana opsiyonladılar sağ olsunlar. Benim orağa basarsak daha rahat çıkacağımızı düşündük. O yüzden Zodyan'a ufak bir ara verip orağa basacağız inşallah. Hadi bakalım. Böyle başladık abi. 6 geldi. 7 geliyor muydu? Gelmedi. Burada zorla kanka. Burada hiç sıkıntı yok ama kurban olayım 7-8-9 rahat oluyor. Ama bu sıcak gibi ağzımıza ya. Abi geç işte ya. Ne bittim ya. Hadi oğlum pazar mapinde kasa kasa 7-8 hadi. Pardon 8-9 7-8 dedim. Bak önce 8'i bir vuralım. Önce bir 8'i vuralım. Tamam. Hemen şimdi 9 deneyeceğim. Geçti. Hadi hadi oğlum hadi oğlum. Gerçekten zorladım. Gerçekten zorladım. Allah belanı versin senin ya. Sanduka bitti ya. Abiler orağa bastık. 9 oldu çok şükür. Kayıt dışında bastım. Otelde 135 won falan yedi. 130 won falan o civar bir şey yedi. Ama en azından 9 oldu abi. Yani çok çok uyguna gelmiş oldu bize bu orak. Hayırlı ve de uğurlu olsun. Bayağı bir zorladı ama en son beklenmedik bir şekilde güzel geçirdi. Ayağımızın tozuyla bir de dünya bossuna geldik. 16. olmuşuz abi. Şöyle teslim alalım bunun ödülünü de. Sallayalım. Güzel hayırlı uğurlu olsun. Arkadaşlar yine çatlağa girdik. Biliyorsunuz meleğimiz yakın zamanda 105 level oldu. Şimdi de Alastor'umuzu kasıyor. 85 level oldu. Böyle mamalarına hiç para harcamadan abi cayır cayır. Sunak çatlak arası git gel yapıyoruz. Tip 4 Alastor'umuz 105 level olduktan sonra buna petef sunu atacağız. Ama BK'larını eninde sonunda okutacaktık. Şimdi okutalım dedik. Hani bir yandan inciden de bir hasar artışı sağlasın bizlere istedik. Böyle BK'larını okutuyorum abi. Bakalım tip 4 Alastor ne veriyor BK oranını. Evet canavarı fullediğim zaman 85 levelde 9 canavar veriyor. Hadi bakalım Berserker'i fulleyelim bir de. Berserker'i de fulledik. 12 veriyor abi Berserker'i de. Bir de Talim'i fulleyelim. Talim'i de fulledik. 10 veriyor abi. Yani 85 levelde şu an Alastor'umuz. Tip 4 Alastor'umuz. 9 canavar, 12 berserker, 10 da delici veriyor. Allah bereket versin. Bu bize güzel bir hasar artışı olarak yansıdı zaten. 26K'ları gördü hasarımız. Güzel. 105'e kadar böyle. Abi şöyle hatırlarsanız lonca penceresini de açayım. Furkan'dan 2596 sandık aldıydık. Bizim orağı basmak için. Şimdi onun borcunu da kapatalım. Hazır Furkan'la denk düşmüşken. Şöyle verelim abi. O borcumuz da bitsin. Hayırlı ve de uğurlu olsun. Allah Allah okunmuş ilham mı lan bu? Ben ilham normalde hayatta geçiremem. Vallahi geçti. İyi.